Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümlerde daha beraberiz. Bu programda her zaman olduğu gibi gündemden bir konuyu önümüze alıp oradan Risale-i Nur'la bağlantılar kurmaya çalışacağız. Bugün de gündemden seçtiğimiz konu, efendim CHP'nin galiba bir üye kabul toplantısında bir tane başörtülü kızımız, gencimiz Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye başörtüsü konusundaki müspet tavrından dolayı, demokratik tavrından dolayı teşekkür etti. Tabii bu bizi epeyce şaşırttı. Herhalde CHP'liler de şaşırtmıştır. Çünkü onların o dönemdeki tavırları hiç de demokratik değildi. Hiç de böyle haklının yanında ya da İslam'ın yanında bir tavır değildi. Anlayışlı bir tavır değildi. Elbette bu hafıza meselesi önemli bir mesele. George Orwell'un 1984'ünü okuyanlarınız vardır mutlaka, meşhur bir eser. Totaliter devletlerin nasıl bir otorite kurabileceğini toplum üzerinde anlatan bir eser bu. Gittikleri yeri gösteren bir eser. Genelde Sovyet Rusya üzerinden okunur ama aslında her topluma yansımaları vardır. Ben de tek parti dönemine baktığımda bunun çok karşılığını görüyorum. Özellikle CHP üzerinden baktığımda bu Orwell'ın kara ütopyasının çok yansımasını görüyorum. Onlardan birisi de şu, tarihi yeni baştan yazma. Yani bizim resmi tarih dediğimiz şey aslında bize kurgulanan bir şey. Oradaki bilgilerin çoğunu sınadığınız zaman, gerçeklerle yüzleştiğiniz zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Ama yeni baştan yazılmış ve geçmiş silinmiş. O kitapta da herhalde baş karakterin çalıştığı yer Gerçek Bakanlığı'ydı. Ve değişen konjonktüre göre her zaman gerçekler yeni baştan yazılıyordu. Eski gerçekler yakılıyordu, yok ediliyordu ve yeni baştan gerçekler yazılıyor ve topluma empoze ediliyordu. Halimiz bundan farklı değil. İşte o genç kızın başına gelen de bundan farklı değil gibi. Eğer işin içinde başka bir şey yoksa, bir tırnak içinde tiyatro, strateji, taktik yoksa, hafızasızlığımız büyük bir sorun oluyor. Burada da Kastamonu Laikası'nda bir metin var. Bu metin bize bu tutumun, bu çabuk unutuşun arızasını, Müslümanların fereclerini engelleyişini anlatıyor. Hemen metni okuyayım isterseniz. Metni okurken de konuşmaya devam edelim mevzuyu. Burası bendeki Envar Neşriyat'a göre 30. sayfada. Kastamonu Laikası'nın 30. sayfası. Şöyle bir yerden başlayayım. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Konuşacağımız ince bir mesele. Birincisi, geçen Ramazan-ı Şerif'te Ehl-i Sünnet'in selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Geçen Ramazan-ı Şerif'te, demek ki bundan işte ne kadar zaman önce oluyor, kim bilir bu mektup 40'larda yazılmış olsa, üzerinden 60, 70, 80 sene geçmiş yani. Geçen Ramazan-ı Şerif'te, biz de Ramazan-ı Şerif'teyiz şu an, Ehl-i Sünnet'in selamet ve necatı için, kurtuluşu için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi, bu asrın acip bir hassasıdır, özelliğidir. Bu asrın garip bir özelliğidir, ilginç bir özelliğidir. Haşiye verilmiş burada. Yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asrın özelliği bulmuş. Bu asrın insanı elması elmas bildiği halde camı ona tercih ediyor. Başka yerlerde Bediüzzaman Hazretleri bunu biraz daha açıyor. Bu zamanın insanı dünya ile acayip manipüle olmuş durumda. Dünyacı olmuş durumda. Nefis biliyorsunuz manipülasyona açık bir yanımızdır. Sürekli dünya, dünya, dünya gösterilirse ahiretini unutmaya başlar. Ahireti önemsememeye başlar. Ve gücü sayesinde belki aklı, belki diğer latifeleri, belki vicdanı bile bastırır. Nefis böyle kuvvetlenebilir, tahrik edilirse. Bu asırda hakikaten nefsi acayip şekilde tahrik ediyor. Onun o dünyacı yanına acayip körüklüyor. O da diğer latifeleri, hakperest yanlarımızı, ahireti, uhreviyeti düşünür yanlarımızı köreltiyor. Öyle bir gücü var. Bu asrın özelliği bu. Oradan devam edelim. Bu asrın acip bir hassasıdır.
Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safderunluğu, ehli İslam'ın safderunluğu, yani saflığı, ne diyelim, ahmaklık demeyelim ama iyi niyetin aptallığa yaklaşmış bir yeri diyelim. Safderunluğu ve dehşetli canileri de Ali Cenabane affetmesi. İslam'ın, ehli İslam'ın fevkalade, yani sıradanın üstünde safderunluğu neymiş? Dehşetli canileri de Ali Cenabane affetmesi. Canileri de affetiyormuş, safderunluğu buradan. Ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Burada bir cümle düşüklüğü varmış gibi geldi. Acaba bu baskıdan mı? Bir daha okuyayım. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safderunluğu ve dehşetli canileri Ali Cenabane affetmesi ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuk ibadı, insanların, ibadların, kulların hukukunu mahveden adamdan bir tek haseneyi görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Yani adam etmediği zulüm kalmamış, kötülük kalmamış, yakmış, yıkmış, böyle bir adam mahvetmiş tarihimizi. Ama ona dair böyle iyi bir şey zikredildiği zaman, anlatıldığı zaman, olabilir ya, insan hep kötü değildir. Belki bir iyiliği var, belki yalan olarak uydurulmuş bir iyilik o. Gerçek bile değil. Ama onu duyduğu zaman hemen ona taraftar çıkıyor. Aşırı affediyor. Yani affedişi neredeyse saflık derecesinde. Ahmaklık derecesinde neredeyse. Şeyin güzel bir sözü var. İsmet Özel'in, bu yakınlarda okudum. Şöyle bir şeydi galiba. Kindar insan ne affeder ne unutur. Saf insan, işte buradaki gibi, hem affeder hem unutur. Bilge ise affeder ama unutmaz. Yani bilge olan affeder ama unutmaz. Çünkü unutmak demek onu hiç yaşanmamış gibi görmek demek. Halbuki gerçeklikte o var. O tecrübeyi yitirmiş olursun unutursan. Aynı delikten iki kere, üç kere sokulman mümkün olur böylece. Evet, böyle bir hastalığımız varmış. Kolay affediyoruz. Bu zamanın, ahir zamanın Müslümanı tek bir iyilikle büyük günahları işlemiş insanları çok kolay affediyormuş. Allah Allah. Ve bu suretle ekalli kalil olan, bu suretle azın azı olan ehli dalalet ve tuğyan, saftil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasında tereddüt eden musibeti âmmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine, kader-i ilahiye fetva verirler. Biz buna müstakız derler. Allah Allah. Bir daha okuyorum. Bu suretle ekalli kalil olan ehli dalalet ve tuğyan, aslında az olan, azınlık olan ehli dalalet, sapmışlar ve tuğyan, yine sapıtmışlık, saftil taraftar ile, hani böyle işte bir tek iyiliği görmüşler, ya bu adam iyi adamdır falan diyen, çabuk kanan, çabuk unutan, çabuk aldanan bu kitle ile, saftil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek, yani azken çoğalarak, normalde azlar, böyle bir güçleri yok, bizi zulmün altında tutamazlar. Ama bizim içimizde öyle bir kitle var ki çok çabuk onlara katılıyor. Çok çabuk onların söylemlerine, manipülasyonlarına, ne diyelim, algı mühendisliklerine kanıyor. Hemen affediyor, hemen şıp sevde oluyor. Bu kitle sayesinde o azlar çoğunluk oluyorlarmış. Ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasında tereddüt eden musibeti âmmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine. Ne dedi burada? Ekseriyetin hatası yüzünden musibet âmme geliyor. Yani umumi musibet, genel musibet, herkesin maruz kaldığı musibetler, ekseriyetin, çoğunluğun hatası dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ceza oluyor. Eğer ekseriyet hatada olmasa o musibet kalkacak üzerimizden. Ama ekseriyetin hatası olduğu için, yani bizdeki adamlar da oraya katılıp o sayıyı arttırdığı için, ekseriyetin hatasına tereddüt eden musibeti âmmenin devamına ve idamesine, belki teşdidine, daha da şiddetlenmesine, kader-i ilahiye fetva verirler. Biz buna müstakız derler. Yani Cenab-ı Hak üzerimizden kaldıracak o musibeti, o belayı, o süreci. Ama biz
Diyoruz ki ya Allah'ım bunu bizim üstümüzde bırak. Çünkü biz hak ediyoruz bunu diyoruz yani. Bak ne kadar kolay affettik. Bak ne kadar kolay kandık. Değiştim dedi, bak ne kolay kapıldık. Böyle aptallıkla, ahmaklıkla belki gayretullah'a dokunuyoruz yani böyle bu kadar saf olarak. Cenab-ı Hak elbette kendi müminlerini böyle aptal istemiyor. Ferasetli istiyor, akıllı istiyor, dikkatli istiyor. Biz ona da layık olmadığımız için kader-i ilahiye fetva verdirmiş oluyoruz. Biz buna müstahakız demiş oluyoruz. Cenab-ı Hak da musibeti bizde bırakıyor. Evet, elması elmas bildiği, ahiret ve iman gibi. Yani biliyor elması olduğunu. Halde yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi, dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yani zaruri bir durumda insanoğlu az hayırlıyı seçebilir. Veya bazen mesela ölmeyecek kadar haram bir şeyi yiyebilir. Ya öleceksiniz, çöldesiniz, bir domuz eti gördünüz. Ölmeyecek kadar yemek helal. Neden? Zaruretler, haramları helal kılar. Ama gerçek zaruretler. Yani ölüm durumu gibi mesela. Elması bildiği ahiret ve iman halde. Elması bildiği ahiret ve iman gibi. Parantez kapandı halde. Yalnız zarureti kat'iye suretinde şişeyi, yine parantez, dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Zarurette böyle şeyler olabilir. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse eblehane, aptalcasına bir cehalet ve hasarettir. Akşam maç var, teraviye gitmiyorum. Veya işte ya yarın doğum günü partisi var, oruç tutmayayım Ramazan günü mesela gibi gibi. Yani böyle hevesle veya küçük bir korkutmuşlar seni bir şeyden dolayı, büyük bir hayrı terk ediyorsun ondan dolayı. Küçük bir ihtiyaçla, heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse eblehane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstahak eder. Hem âli cenabâne affetmek, bu kelimeye de çok takıldım bugün. Hem âli cenabâne affetmek ise, yüce gönüllülükle affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Sana bir kötülük yapmış adam, sen kendine yaptığı o bireysel kötülüğü, ferdi kötülüğü affedebilirsin, kendi hakkını helal edebilirsin. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canileri afukerane bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Bak zulme şerik olur diyor. O yapılan zulmün ortağı olur diyor. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afukerane bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Yani o kızcağız eğer CHP'lilerden bir zulüm yaşamışsa başörtüsü konusunda kendi bireysel hakkını helal edebilir. Ama CHP'yi veya o sürecin parçası olmuşları sanki hiç onu yapmamışlar gibi affedemez veya görmezden gelemez veya tam tersine çeviremez. Çevirirse ne olur? Çevirirse ondan mesul olur. Çünkü o zulüm ona yapılmadı ki, onun bir sürü mağduru var. Bir adam 9 köyü yakmış, 10. köy hakkını helal ediyor. Öyle bir şey olabilir mi? O 9 köyün hakkı ne olacak? Yani 10. köyün bağışlamaya hakkı yok ki. O 9 köyün mağdurunun hakkı var. Eğer onlar affedebilirse affedebilirler. Ben bu metni daha önce de bir yazı konusu yapmıştım bu helalleşme mevzuunda arkadaşlar. Yani biz yapamayız o işi. O iş bizde değil. Bu kadar senenin birikmişliği var. Onların mağdurları var. Toprak altında hepsi. Biz bugün bu hafızayı silerek ya işte yeniden başlayalım, yeni sayfa açalım, buna hakkımız yok. Bu hem ferasetsizlik hem aptallık. Hani şeydeki kavga yazıları kitabında Peyami Safa'nın dediği gibi, CHP diyor cumhuriyeti kaldırıp yerine şeriat yazsa inanmamak lazım diyor dine karşı tutumunun değişeceğine. O hesap gibi yani, inanmamak lazım bu kadar kolay. Bir bu, bir de nasıl affediyoruz, bunu affetmeye hakkımız var mı bizim? O zulmü çeken biz değiliz ki, biz en sonra geldik. En ateşli zamanlarını görmedik. Yani o ölenler, toprak altında mezarı bile belirsiz bir şekilde yatanlar, İstiklal Mahkemesi'nin mağdurları, şunlar bunlar, onların hakkını bizim helal etmeye hakkımız var mı? Yok bak. Başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afukerane bakmaya hakkı yoktur.
zulme şerik olur. Evet arkadaşlar, bu metin bence bugünlerde sıkça okunması gereken bir metin. Mektup devam ediyor ama devamının bizimle ilgisi olmadığı için onu bu derse konu etmiyorum. Şunu söyleyerek bitireyim. Kimlik hafıza üzerine kuruludur. Hafıza yitirildiğinde kimlik de yitirilmeye başlar. O yüzden hafızamızı korumak, kimliğimizi korumak çok önemli. Eskiden düşünürdüm ya, Bediüzzaman Hazretleri niye bu mahkeme savunmalarını, orada yaşananları falan külliyatın içine katmış? Yani ilmi bir eserde bu müdafaaların falan ne işi var? Şimdi düşünüyorum, aslında talebelerin de bir hafızayı diri tutuyor. Yani bunlar yaşandı, bu Türkiye'nin geçmişi böyle. Bunları hatırlayın, bunları aklınızda tutun ki ne olduğunuzu bilin. O anlamda demek ki bunun da bir kıymeti var, bir hikmeti var, bir yeri var. Şimdi böyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir programlık bölümlük de bu kadar. Başka bir programda, bölümde yine gündeme dair bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metne bağlamak üzere Allah'a emanet olun.